Değerli arkadaşlar merhaba. Limit yayınları deneme sınavının geometri sorularının çözümleriyle birlikteyiz. 31 nolu soruyla başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Birazcık daha büyüteyim mi? Büyütelim. İlk sorumuz beraber okuyalım. Kare biçimindeki bir parkta bir köşegeni boyunca L şeklinde köşeleri dik, boyutları 3 metre ve kalınlığı 1 metre olan kauçuk zemin kaplamalar yukarıda gösterildiği gibi işte şurada göstermiş. Döşenerek yürüyüş yolu yapılacak. Kalan kısmı ise çimlendirilecektir. Bu işlem için farklı miktarda toplam 50 adet kauçuk zemin kaplama kullanıldığına göre çimlendirilecek. Bölgenin alanı ne kadardır diye sormuş bize. Biz de orayı bulmaya çalışacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle biz gelin o küçük olan kauçuğun içerisinde bazı işler yapalım. Buradan aşağı dikler çizelim. Bu uzunluk bir birim, bu uzunluk bir birim doğal olarak. Şurada küçük bir kare oluştu. Buraya iki kaldı, buraya iki kaldı. Şurası da iki oldu. Tabii ki burası da iki bulundu. Önce bu yukarıdaki yere geçelim. Şu ikiyi, bu ikiyi ve bu iki sayesinde şu oluşan uzunluğun da küçük bir kare oluşundan dolayı iki kök iki olduğunu elde edelim. Ve buradan aşağı doğru sürdürdüğümüz işlemlerde şu uzunluğun da o 1 1 kök 2'den dolayı devam ettiğini, o devam eden uzunluklar buradan yukarıya doğru kök 2, kök 2, kök 2, kök 2. Kaç tane kök 2 var buraya kadar? 50 tane kullandığı için 50 kök 2 geldiğini gördük. Artı bir de yukarıda sevgili arkadaşım 2 kök 2'lik uzunluk var. Toplamdaki büyük köşegeni 52 kök 2 olarak elde ettik. O zaman karenin köşegeni 52 kök 2 ise bir kenarını 52 bulabilir miyiz? Bulduk bile. Şimdi biz ne yapacağız? Bütün karenin alanından bu yatay şekilde verilen kauçuk zemin kaplamalarının alanlarını toplayıp bulup çıkaracağız. Karenin alanı 52'nin karesi. Peki bu kauçukların alanı nasıl bulunur? İşte bulduk bile. Burası 2, burası 1, şurası 2. Toplarsanız 2, 4, 1 daha 5. Kaç tane var bundan? 50 tane. Yani buradaki toplamdaki alanın 50 çarpı 5 olduğunu kauçuk için elde ettik. 52'nin karesini alırsanız 2704 eksi o 2 pardon 5 çarpı 50'den dolayı 250 çıkardığımız takdirde aradığımız yer 2454 santimetre kare pardon metre kare olarak elde edilmiş demektir. Şöyle bir aşağıda da baktık 2454 yani burada baktığımız zaman da Allah şuradaki Denizli doğru cevap oldu sevgili arkadaşlar. Evet küçük küçük devam ediyoruz. Sırayı 32. soru alıyor. 32. sorumuz neredeydi? Şurada hemen çıkalım. Yukarıda mıydı? Evet şurada. Efendim bir şekil çizdirecek bize. Sizinle beraber o şekli çizmeye çalışalım. Ne demiş? ABC AC'ye dik olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çiz. Öncelikle bu dik üçgeni çizmeye çalışalım sizinle. A açısı 90 derece olan bir üçgen çizdim. İşte burada efendim. A açısı 90 derece olacak şekilde bir dik üçgen oluşturduk. Bu üçgenin dış bölgesinde, ABC üçgeninin dış bölgesinde bir D noktası işaretle ve D noktasını işaretledikten sonra AD ile BC doğru parçalarının tam kesim noktası şurada dış bölgede bir D olsun. Bunların tam kesiştiği yere de E yaz. E bunu da yazdım. Sonra bakın neler oluşmuş. Beraber bakacağız. BCD açısı dediği için şu açı 30 dereceymiş. Birleştirdim. Başka neler verilmiş? AD'si DC'ye dikmiş. İşte bu açı 90 dereceymiş. EB'si EC'ye eşitmiş. DC uzunluğu 6 santimetre verilmiş. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye ya da kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada küçük bir 30-60-90 üçgeni bulduk gördünüz mü? Yukarıda da muhteşem üçlüden dolayı AE uzunluğunun da eşit olduğunu elde edenler 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısının 2 kökü 3, 90'ın karşısında 4 kök 3 olduğunu elde ederler. E bu da 4 kök 3 oldu. O küçük üçgenin alanını biliyoruz sevgili arkadaşlarım artık. İki dikkenarın çarpım yarısı yani 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den o küçük üçgenin alanı 6 kök 3 oldu. Şimdi aynı taban üzerindeki üçgen alanlarının oranlarını yazacağım. 2 kök 3'te 6 kök 3 varsa 4 kök 3'te 2 katı olacak yani 12 kök 3. Doğal olarak diğer tarafta 12 kök 3. Bizim aradığımız ABC üçgenin alanı da buradan yola çıkarak 24 kök 3 santimetre kare olarak ya da birim kare olarak elde edildi demektir.
Efendim hemen geçtik bir sonraki sorumuza çok hızlı bir şekilde. Sıradaki sorumuz 33 numarada ve 33 numaradaki sorumuz neler söylemiş beraber hemen bir bakalım. Çekildeki kamyon dikdörtgenler prizması şeklinde verilmiş. Verilen bu kamyonun içerisinde şöyle birazcık yukarı doğru alacağım ondan sonra rahat işlem yapalım diye. Bu kamyonun içerisinde sevgili arkadaşlarım neler söylenmiş beraber okuyalım. Kamyonun dikdörtgenler prizması biçimindeki kasası resmedilmiştir. Kamyona yerleştirilen yükü sığdırabilmek için kasanın orta kapağı şekilde gösterildiği gibi 30 derecelik açıyla açılmış ve zincirler ile kasaya bağlanmış. AB uzunluğu 11, doğal olarak burası da 11 santimetre ya da 11 birim ya da metreymiş neyse. AF uzunluğu şurası da 2 birimmiş. Şimdi bu kasa buradan kapak olarak açıldığı zaman şu uzunlukta 2 değil mi sevgili arkadaşlarım? Burası 90 derece. Peki soru ne istemiş? K'den A üssüye kadar olan şu uzunluk. 30 burada var, 90 burada var. Yani şuradaki açının 120 derece olduğunu gördün mü? Şöyle bir üçgen var sevgili arkadaşım orada. Burası 2, burası 11. Dikkatli bir şekilde bak. Bu açı da 120 derece. Peki nasıl yapabiliriz bunu? İki türlü. Bunlardan bir tanesi kosinüs teoremi. İsteyenler yapabilirler. Bir tanesi de dışarı yükseklik çizerek elde edilir. Şu 2'yi birazcık içeri doğru yazacağım sadece. Ondan sonra da devam edeceğiz. Nedir o? Şurası 2. Buradan aşağı bir dik çizdim. Burası 60 derece oldu. Burası 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Büyük üçgende x için Pisagor. X kare eşittir 12'nin karesi artı kök 3'ün karesi geldi efendim. X kare eşittir 144 artı 3. 147. 49 çarpı 3'tür. Yani aradığımız x 7 kök 3 olarak elde edilir değerli arkadaşlar. Hiç durmuyoruz. Hızlı hızlı devam ediyoruz efendim. 34. sorumuz içerisinde oluşan şeyleri beraber bir okuyalım. Bir dikdörtgenler prizması çiz diyor. Şimdi beraber çizeceğiz onu. Bu prizmanın üzerinde verilen bazı bilgiler var. Bunlardan yola çıkarak C üssü P ile PK toplamının en küçük değerine ulaşmaya çalışacağız beraber. Önce bir dikdörtgenler prizması çizelim. Şöyle minik bir dikdörtgenler prizması göstermeye çalışacağım size. Bunun içerisinde de işlemler yapacağız beraber. Şöyle bir götürelim. Şurası taban olsun. Harflendirelim. Şuradan başlayalım. Burası A olsun. Ya da şuradan A başlasın. A, B, C, D. Doğal olarak tam üstü A üssü. B üssü, C üssü, D üssü olsun. Tamam. Öyle söylemiş çünkü burada. Ona göre de harflendirdik. A, B'si 15 birim. Bura. Sonra A, A üssü uzunluğu 9 birim. Burası. A, D uzunluğu şurası 14 birim. Öyle bir, tabii ki şurası da. Öyle bir A, D üzerinde K noktası seç ki şurası. A, K'sı K, D'ye eşit olsun. Olur seçtik. Yani 14'ü 7'ye 7 bölsün demiş. Burada da hemfikiriz. Sonra da demiş ki A üssü D üssü üzerinde öyle bir P noktası seç ki C üssü P ile şurayla P D'yi birleştirdiğiniz zaman pardon P K'yı birleştirdiğiniz zaman şurayı bunların toplamı en küçük olsun. Nasıl en küçük olur biliyor musunuz çocuklar? Bu yan yüzeyde duran A D D üssü A üssü dikdörtgenini yukarıdakinin yanına doğru açtığınızda şekil şöyle bir hal alır. Bu yukarıdaki dikdörtgen, bu da aşağıdan gelen dikdörtgen. İşte bizim aradığımız yer şuradaki uzunluk. Nasıl bölmüştü orayı? 7'ye 7. Görebildiniz mi? Bu uzunluk kaçtı abi şurası? Burası 15'ti. Peki bura? Bunu yukarı doğru açtığın için burası da 9. İşte şurada küçük bir dik üçgen buldunuz. O dik üçgenin içerisindeki hipotenüs soruluyor bize. X artı Y toplamı. O dik üçgen 7, 24... 25'ten dolayı rahat bir şekilde görüldü ki bu iki uzunluğun toplamının en kısa alabileceği değer sevgili arkadaşlarım 25 birimmiş. Geldik efendim hemen bir sonraki soruya. 35. soru demiş ki sevgili arkadaşlar şekildeki tüm noktalar düzlemsel olmak üzere şekli küçültmek zorundayız. Şöyle yaptım.
daha rahat okuyabilmek için. Evet, şuraya kadar getirdik. Evet, buradan okuyabileceğiz artık. Düzlemsel olmak üzere bir kenar uzunluğu 15 birim olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki düzeneğin AC kenarı üzerinde hareket edebilen DEF ikizkenar üçgeni verilmiştir. DE'si de DF'yi eşitmiş bu ikizkenar üçgenin. O düzenek üzerine hareket ediyor. Tabanı da bir birimmiş bu ikizkenar üçgenin. DF üçgeni şekilde görüldüğü gibi A ve C köşelerindeki engellerden dolayı AC kenarının dışına çıkamamaktadır. Güzel. B ve D noktaları arasındaki uzaklığın en küçük ve en büyük değerini aldığı andaki noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi şekli birazcık şöyle basite indirgeyeceğim. Bunun üzerine şurada değişen değerler göstereceğiz. Bir kere o küçük üçgen şuraya geldiğinde bir durum söz konusu olacak. En kısa olanı. Tam ortasına geldiğinde ise şöyle arkadaşlar, şurası. Nasıl anlayacağım onu? Bizim eşkenarı yüksekliğiyle çakıştığında. Yani burası 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olduğunda şuradaki uzunluk sevgili arkadaşım bir kenar 15 ise 7,5 olacak. Buraya geldiğinde ise şurası 1 bölü 2, 1 bölü 2 arasındaki mesafe. Benim aradığım yer bura. D ile D üssü arasındaki uzaklık. Nasıl bulurum? Buradaki mesafeyi bulacağım. Zaten tamamı 7,5'tu. 7,5'tan şu buçuğu çıkarttığınızda şu aradaki mesafenin tamamı elde edilir. Yani 7,5 eksi buçuk. Kısaca D ile D üssü arasındaki mesafe 7 birim olarak bulunur. Biz de bu aradaki mesafenin en küçük ve en büyük değerini aldığındaki D noktalar arasındaki uzaklığı bu şekilde 7 birim olarak elde etmiş oluruz sevgili arkadaşlarım. Durmuyoruz efendim. Bir sonraki sorumuz burada. Bir dikdörtgenimiz var. Önce dikdörtgenle ilgili hatırlatmalarda bulunalım, sonra hızlı bir şekilde geçelim. Dikdörtgen için hatırlatmalar şöyle. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Birbirini iki eşit parçaya böler ama dik kesişmezler, açıortayda olamazlar hiçbir zaman. İşte o dikdörtgen bir mektupmuş gibi düşünülmüş. Parçalarından bir tanesi yukarı doğru açılmış. Açıldıktan sonra da verilen o E üssü noktası ile, E üssü noktası şurasıymış sevgili arkadaşlarım. Birazcık bir tık aşağı alalım, gösterelim size. B arasındaki mesafe istenmiş bizden. Bir kere BC uzunluğu 32 bölü 3. AB uzunluğu da 24 birimdi. Şimdi ben bu E üssü noktasından aşağı bir dik çekersem o dik aslında şuradaki dikin aynısıdır. Bu dik aşağıdaki dikle aynıdır. 32 bölü 3 burada iki eşit parçaya bölünür. 16 bölü 3'e 16 bölü 3 çünkü bunlar birbirine eşit uzunluklardır. Burası 16 bölü 3'tü, güzel. Geldim buraya. Peki bu uzunluk ne kadar arkadaşım? Tam ortadan böldüğü için şu uzunluk 24'ün yarısı, burası da 12 birim. Benim aradığım mesafe ise burası. Aradaki şu uzunlukta 12 birim. Şimdi ben o şu üçgenleri dışarı aldım. Karşıma şöyle bir şekil çıktı dikkatli bir şekilde baktığımda. Bura 16 bölü 3. Burası 32 bölü 3. Bu dik. Bu dik. Aradığım mesafe burası. Aradaki bu uzunluk ise şurası ise 12. Ne yaptık? Aşağı doğru uzattık abi. Şurada hemen küçük bir dik üçgen elde ettik. Burayı da 12 bulup. Aradığımız yukarıdaki mesafe ise ikisinin arasındaki yer. Burayı topladık. 48 bölü 3'ten ne oldu? 16. Burası 12. Bir dik üçgen bu. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. 5'in 4 katından aradığınız E üssü ile B noktası arasındaki uzaklık 20 birim olarak elde edildi. Efendim bir sonraki sorumuzdayız. Bir dik üçgen çizdirecek bize. Biz de o dik üçgenin içerisinde işlemler gerçekleştirecekmişiz. Yine birlikte okumaya çalışalım. Nasıl bir dik üçgen varmış, ona göre hareket edeceğiz. Önce okuyalım. ABC dik üçgeninin dışında bir E noktası işaretlenmiş. Bir dik üçgen çizeceğiz. Şöyle bir çizelim. Bir ABC dik üçgeni. AB'si AC'ye dik, yani A'daki açının 90 derece olduğu söylenmiş yine bize. Şöyle dikkatli bir şekilde çizdik. Dışarıda bir nokta var. Bu nokta E ve demiş ki, burası çok önemli işte bize. D, BC üzerinde bir D noktası seç. Seçtim. Daha sonra da BD'si DC eşit olacak şekilde bir D noktası seç demiş. Yani burası iki eşit parçaya bölünecek. Evet, burası tamam. Daha sonra bir de AE uzunluğu var eşit olacak şekilde. ED ile AC'nin kesişimi de F noktasını verecek. O zaman bizim E noktası burada bir yerde abi.
Şurada bir yerde, şurada dikkatli bir şekilde bakın. Ne demiş? Şurası E. ED ile AC'nin kesişimi olan yerde şurası da F'ymiş. Verilenleri bir okuyalım. CAE açısı AED'ye eşit. CAE açısı 45 derece. AED açısı 45 derece. AED açısı 45 derece. Burası. O zaman burası dik oldu. Burada dik oldu. Zaten muhteşem üçten bunlar birbirine eşitti. BD'si, DC'si bir de AE'si eşitti. Oldu mu sana burası da bir ikizkenar üçgenden? Bu da 45, bu da 45. Çorap söküğü gibi gitti bundan sonrası. Bu da 45. Aşağı doğru indiğimiz zaman ikizkenar olduğu için 45 derece. Bu da 45 derece. Oh, her yeri bitirmiş olduk böylece. Şimdi istenilen ne? İstenileni okuyalım. DFC üçgenin alanıyla başlıyor. Şunlar birbirine eşit uzunluklar. İkizkenar üçgende yükseklik kenarortaydır. Bu alan S ise bu da S. Bu da S. Buraya geçtim. Bu alanda 2S oldu. Çünkü eşit parçaların üzerinde. Ne istemişti? DFC üçgeninin alanının yani S'in ABD üçgenin alanına yani 2S oranı. Hemen orantıyı kullandık. Aradığımız sonuç buradan 1 bölü 2 olarak elde edildi. Peki efendim. Geldik sırada. Bir arkadaşımız elma topluyormuş. Toplasın bakalım nasıl bir elma topluyor. Bu arkadaşı bir görelim. Şöyle birazcık daha alalım. Ne demiş beraber okuyalım. Kol boyu 50 santimetre olan. Yani şurası şöyle buraya kadar. B'ye kadar. 50 santimetre olan bir adam var burada. Evet. Şurası 30 santimetre verilmiş. Bu da tamam. Yani şurası. O zaman buradan buraya kadar olan şu mesafeyi 40 santimetre bulduk mu? Değil mi? BK'sı AY'ye dikmiş. Alişan'ın omuz hizası yerden, omuz hizası yani şu B noktası yerden, kısaca KB uzunluğu buraya kadar. Bu da kaçmış abi? 210 santimetreymiş. Bu 210 ise karşı tarafta 210. Bana bu mesafe sorulmuş. 210 artı 40. Yani aradığınız mesafe 250 santimetre olarak elde edildi. Geldik şöyle bir sorumuz var. Bir de onu görelim sizinle beraber. Öncelikle ABC üçgeninde biraz işlem yapacağız. Sonra bu işlemden yola çıkarak demiş ki alt tarafta bir üçgen kesip yapıştırıp elde ettikten sonra bizden ne istemiş? Okuyalım biz beraber. Şu açı 60 derece ise GG üssü arasındaki mesafeyi bulur musunuz? Şimdi yukarıdaki üçgen için biraz konuşmamız gerekiyor. G noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden kenarortaylar geçer. Bu aynı zamanda da açıortaymış. Ha, bu üçgen ikizkenar olduğu, ikizkenar üçgen olduğu için de yükseklik oldu aynı zamanda. Peki bu iki iken ağırlık merkezinden dolayı GC arasındaki mesafe 4 değil midir? Aynı üçgenleri çıkartmış. Biri bu, biri bu. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa yapıştırmış. Yani bu da 2'ye 4, bu da 2'ye 4 olmak zorunda. Arada da 60 derece var. Hem de 4'e 4 var. Oldu mu sana burası eşkenar üçgen? Bu eşkenar üçgen sayesinde GG üssü arasındaki mesafe bize sorulan uzunluk bu da 4 santimetre ya da birim olarak elde edildi. Efendim sağlıklı günlerde tekrar bir arada olalım. Hepinize sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.